Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere 22 Ağustos'ta yani bu pazar günü Saka Burcu'nun son derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay'ın getirdiği temalardan bahsedeceğim. Öncelikle bu Dolunay haritasını biraz değerlendireceğiz. Bu dönemde hangi temalar gündeme geliyor ve aynı zamanda gezegen açılarına bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi videonun ikinci bölümünde yükselen burçlarınıza göre de bir takım değerlendirmeler yapacağım. Ve bu temaların 7 Eylül'e kadar da etkin olduğunu söylemeliyim. Şimdi tabii bu Saka Burcu, yani ben Kova Burcu'na biliyorsunuz Saka Burcu diyorum. Bununla ilgili bir videom da var aynı zamanda. Bu yıl ikinci kere Saka Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Bundan evvel 24 Temmuz'da bir dolunay daha olmuştu. O Saka Burcu'nun ilk derecelerinde gerçekleşmişti. Şimdi bu dolunay ise burcun son derecelerinde gerçekleşiyor. Tabii son dereceler, genel olarak burçların son dereceleri hep böyle Satürn ve Mars'ın asaletlerinde yer alır. Yani bu kısmi asaletler belirli derecelerde belirli gezegenlerin öne çıktığını görürüz. Son dereceler kolay dereceler değillerdir. Hep böyle krizler, sıkışmalar, bir takım böyle kırılganlıkları ve daha yıpratıcı enerjileri gündeme getirir. Dolayısıyla bu dönemde özellikle Saka Burcu toplumla alakalı konuları, gruplarla ilgili konuları, kolektif temaları, insanlara yönelik, sosyal hayata yönelik konuları anlattığı için zaten ay da halkı temsil etmesinden dolayı bu dönemde genel olarak özgürlükler konusunda, sosyal alanda, içinde grupların olduğu konularda bir takım streslerin, krizlerin, huzursuzlukların gündeme geldiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda ilginç bir şekilde Jüpiter de Dolunay'la birleşiyor. Diyebilirsiniz ki hani Jüpiter iyi bir gezegen, yardımcı olabilir. Ama maalesef Jüpiter'in konumu da çok parlak değil. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz Saka Burcu'nda bir asaleti yok. Yani peregrin durumunda ve aynı zamanda geri harekette. Ve Satürn'ün bulunduğu derecelerde, yani Satürn'ün kısmi asaletinde, Satürn'ün burcunda duruyor. Dolayısıyla kendisini böyle çok iyi anlatacak, kurtarıcı olacak, koruyucu olacak bir imkanı yok Jüpiter'in. Hatta bu haritada aynı zamanda Yay burcunun da yükseldiğini görüyoruz. Güney Ay düğümü de Yay burcunda asendantla birleşmiş durumda. Dolayısıyla Jüpiter'i çok fazla öne çıkaran koşullar var. Nedir bunlar? Hani inançlarla ilgili konular, adaletle ilgili, hukukla ilgili konular, genel olarak fikirler üzerinden bir takım hoşnutsuz durumlar, abartılar, kimi zaman fanatizm gibi koşullar. Hatta bu son günlerde işte Afganistan'daki siyasi durumun ve koşulların getirdiği durumları da esasında anlatıyor. Zaten Dolunay'ın haritasına baktığınızda Yay burcunun 3. eve düştüğünü görüyoruz. 3. ev çevreyi ve komşuları anlatır. Özellikle sınırdaş komşuları anlatır ama genel olarak çevresel koşulları da anlatır, iletişimi anlatır ve dolayısıyla bu dönemde gerek medyayı ilgilendiren konular, işte gazeteler ya da sosyal medyayı ilgilendiren konular, çünkü Saka Burcu sosyal medyayla da alakalı, gerekse içinde eğitimin olduğu konular, mesela okullara ait konular, öğretmenlere ait konular, ki zaten bu dönemde okulların da açılmasına çok bir şey kalmadı. Dolayısıyla bu dönemde gündemimizde çok fazla inançlarla ilgili konular, fikirlerle ilgili konular, bir takım ideolojik konular dikkat çekiyor. Ve bunların da daha çok daha böyle abartılı bir şekilde, biraz tartışmalı bir şekilde, daha kısıtlayıcı şekilde hatta gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu dönemde biz biraz böyle Jüpiter'in daha abartılı tarafını, daha çok böyle fikirler üzerinden, inançlar üzerinden ortaya çıkan ideolojik taraflarını daha fazla görme eğilimindeyiz. Tüm bunların yanında bu dönem
gerçekten o kadar karışık ve o kadar hareketli ve değişken özellikler gösteriyor ki bugün aynı zamanda Uranüs'te geri gitmeye başladı. Dolayısıyla bu Uranüs'ün geri gitmesi Dolunay'a da çok yakın düşüyor. Yani iki günlük bir farkla. Ve böylece tabii bu dönemde beklenmedik durumlar, bir takım Uranüs'ün temsil ettiği daha başkaldırıcı, daha dengesizleştirici, daha gergin, daha kutuplaştırıcı temaların da söz konusu olabileceğini söyleyelim. Yani Uranüs geri gittiğinde esasında mesela teknolojik konulara bir vurgu olabilir. Hayatımızda değişikliklere, yeniliklere bir vurgu olabilir. Ama burada aynı zamanda dengesizlikler ve biraz daha böyle elektrikli tartışma çıkarabilecek, daha gergin bir atmosfer yaratan beklenmedik olayların da söz konusu olabileceğini görüyoruz. Şimdi bu haritaya baktığımızda, yani Dolunay haritasına baktığımızda, dediğim gibi 3. ev ve 9. ev ilişkisi dikkat çekiyor zaten. Yani hem yakın komşular, hem medya, genel olarak iletişim, görüşmeler, diyaloglar dikkatimizi çekiyor. Ve çok hareketli, yani içinde ulaşımın, yolculukların, sürekli değişikliklerin olduğu, adapte olmayı gerektiren bir dönem ve Yay burcunun da yükselmiş olması bu koşulları daha da hareketli kılıyor. Hem uluslararası konular açısından, hem içinde dinin olduğu konular ya da içinde ideolojilerin, inançların ağır bastığı konuları öne çıkarıyor. Güney Ay düğümünün tabii Ascendant'a yakın olması da biraz burada bir takım fanatikleşme ya da daha yıkıcı tavırlar içinde, inançlar alanında daha yıkıcı tavırların gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. Bu haritada dikkatimizi çeken bir başka konu da Venüs'ün durumu. Venüs biliyorsunuz birkaç gün önce Terazi Burcu'na ilerledi. Zaten Venüs Terazi Burcu'nun da yöneticisi. Ve bu haritada tepe noktasına çok yakın gözüküyor. Bu İstanbul için bir harita, 0 derece tepe noktası Terazi Burcu'nda. Ankara'ya göre de baktığımızda yine tepe noktasının 4 dereceye ulaştığını görüyoruz. Ve dolayısıyla Venüs Ankara'ya göre daha da belirgin bir şekilde dikkat çekiyor. Şimdi Venüs Terazi'de genel olarak içinde diplomasi ve denge, uyum, yani biraz daha böyle barıştırıcı temaları içine alabilir. Aynı zamanda kadınlarla ilgili konuları özellikle öne çıkarabilir. Kadın figürleri öne çıkarabilir. Siyasette kadın figürlerini öne çıkarabilir. Burada bu koşullar, unutmamak lazım ki bu harita bir gündüz haritası ve Venüs'te gece gezegeni. Ve Venüs'te eril bir burçta, terazi eril bir burç. Dolayısıyla Venüs esasında burada biraz zemin kaybediyor. Çünkü Venüs normalde dişi bir gezegen. Burada daha eril yönünü, daha güçlü yönünü gösteriyor diyebiliriz. Ve Venüs 11. evde, yani sosyal alanda, siyasette olabilir, gruplar içinde olabilir, dernekler vasıtasıyla olabilir. Yani genel olarak içinde kadının olduğu, kadınla ilgili konuların belki öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Sosyal alanda, siyasi konularda ve aynı zamanda içinde işte örgütleri ilgilendiren, çünkü 11. ev genelde örgütler, dernekler, hatta partilerle de alakalıdır. Sosyal örgütleri de açıklar. Dolayısıyla Venüs burada özellikle dikkatimizi çekiyor. Yani bu daha dengeleyici ya da daha akılcı, daha mantıklı, daha uzlaştırıcı ve hakkını ve hukukunu arayan kadınları da temsil edebilir. Fakat dikkat ederseniz Venüs ile Satürn arasında da bir aynı zamanda iletişim var. Hatta Venüs Satürn'ün yüceldiği burçta duruyor. Dolayısıyla Satürn Venüs'ü receive ediyor ve bu tabii Venüs'e bir takım sınırlamaların da olduğunu gösteriyor. Yani Venüs'le ilgili konularda bir takım sınırlamalar, kurallar, belki daha kontrol içeren durumları da yine de anlatıyor. Yani Venüs
burada dikkat çekiyor ama Satürn tarafından da böyle regüle ediliyor. Yani kontrol ediliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla sanki biz genel olarak içinde ilişkilerin olduğu, kadınların olduğu, sosyal konuların olduğu alanlarda pek çok belki kuralla, düzenle, bir takım kimi zaman da böyle bazı kanunlarla ilgili koşulların ya da sosyal hayatın içinde bu tür konuların belki gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi bunlar kadınlara yönelik de olabilir aynı zamanda. Bir diğer nokta, bu dönemde biliyorsunuz Merkür'le Mars Başak Burcu'ndalar. Ve şimdi hemen yarın, yani birkaç gün sonra 23 Ağustos'ta Güneş de Başak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla Başak Burcu'na da bir vurgunun arttığını zaten görüyoruz. Burada Merkür'le Mars son günlerde zaten yan yanaydılar. Özellikle de Neptün'ün karşısından geçiyorlar. Yani Merkür'le Mars'ın birleşimi bu dönemde hem Başak Burcu'ndaki birleşimi biraz böyle detay isteyen konular, organizasyonel konular, içinde sağlığın olduğu, organizasyonun olduğu konuları biraz daha stresli hale getiriyor olabilir. Merkür'le Mars bu dönemde konuşmalarımızda, genel olarak işe yönelik konularda daha fazla enerji ve daha fazla tartışma ve biraz daha gergin bir enerji de açığa çıkarıyor diyebilirim. Ama Merkür'ün Neptün'le bir karşıt açısı olacak. Zaten kısaca buna değineceğim. Ardından da Mars'ın Neptün'le karşıt bir açısı olacak. Bu da 2 Eylül tarihinde gerçekleşiyor. Şimdi bu tabii Mars-Neptün kombinasyonları öyle çok kafa karıştırıcıdır, çok dağıtıcıdır. Konsantre olmayı engelleyebilir ya da hayatımızda bazen böyle yanlış adımlar yapmamıza, dışarıdan kolay etkilenmemize, kimi zaman aldanmalara, çok açık olmamıza neden olabilir. Dolayısıyla 2 Eylül civarında bu Mars'la Neptün'ün karşıtlığına biraz dikkat edelim. Bunu sizlere aynı zamanda hani 2 haftalık yorumlarımda da zaten anlatacağım. Kısaca tekrar edecek olursam bu Dolunay haritası, biliyorsunuz Dolunaylar sonuçları ve değerlendirmeleri, bir takım böyle özellikle muhasebe yapmamız gereken durumları anlattığı için böyle bir dönemde biz bu dönemde içinde sosyal konuların olduğu alanlarda, içinde halkın olduğu konularda, grupların olduğu konularda, özgürlüklerin söz konusu olması gereken durumlarda bir takım hassasiyetlerin, bir takım değerlendirmelerin, bir takım aynı zamanda dediğim gibi abartılı durumların, içinde inançları alan, fikirleri alan konuların daha fazla öne çıkacağını, bir muhasebe olacağını, bir değerlendirme olacağını söyleyelim. Yay burcunun da yükseliyor olması, dediğim gibi bu koşullara hem daha tartışmalı, daha hareketli, daha biraz da abartılı ve Güney Ay Düğümü'nün de ascendanta yakın olmasından dolayı biraz böyle daha kavgacı ya da yıkıcı olabilecek bir takım inanç faktörlerini, ideolojik faktörleri de çevremize katıyor. Üçüncü ev, dokuzuncu ev temaları da özellikle iletişim, bir bakıma ulaşım, eğitim, medya gibi konuların çok hareketli, canlı bir dönemde olduğunu, yani bu konuların daha da fazla öne çıktığını da gösteriyor. Şimdi bu dönemdeki diğer bazı kısa gezegen hareketlerine de bakacak olursak, zaten 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak Burcu'na geçecek. Dediğim gibi Merkür Başak'ta, Mars Başak'ta, yani önümüzdeki dönem zihinsel anlamda bizi daha belki hareketli ve gergin kılan ve daha tartışmalı kılan bir döneme işaret ediyor. Bu konular hem işle ilgili konuları hem sağlıkla ilgili konuları ilgilendirecek gibi gözüküyor. Yani Başak Burcu'nun temaları olan organizasyon, düzen, çalışma hayatı, daha çok sağlıkla ilgili konular, daha çok hijyeni ilgilendiren konular, bütün bu konuların, eleştirel konuların, organize olmayı gerektiren konuların, esnek olmayı ve daha böyle zihnen keskin olmayı gerektiren konuların öne çıktığını görüyoruz.
25 Ağustos Merkür'le Neptün'ün karşıt açıda olduğu bir gün. Burada biraz organizasyonel konulara dikkat edelim. Belki bir takım dikkatsizlikler, aldanmalar, yanlış bilgiler, yanlış aktarımlar söz konusu olabilir. Organizasyon açıdan biraz riskli olabilir. 29 Ağustos'ta da Güneş'in ay düğümleriyle kare yaptığını görüyoruz. Ki bu, hatırlarsanız, İkizler Burcu'nda bir Güneş tutulması olmuştu. Şimdi onun en kritik döneminden geçiyoruz. Yani bu dönemde iletişimin, doğru anlatımın, kendimizi daha açık, anlaşılır, basit bir şekilde ifade etmenin önemi çok büyük. Pek çok şeyi biraz böyle fazla kurcalama, test etme, böyle biraz fazla uğraşma eğilimi gösterebiliriz. Bu eğilim yüzünden detaylara çok fazla girebiliriz. Bu detaylara girdiğimizde de iletişimimiz biraz zorlanabilir. Yani stres ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bir şeyleri daha pratik hale getirmek için de bir ekstra çaba içine gireceğimiz anlaşılıyor. Özellikle 29 Ağustos civarında. 30 Ağustos'ta da Merkür Terazi Burcu'na geçecek. Ve zaten Merkür Terazi Burcu'nda çok uzun kalacak. Zira 27 Eylül'den sonra Merkür geri gitmeye başlayacak Terazi Burcu'nda. Ama genel olarak bu biraz hayatımızda böyle içinde dengenin ve iletişimin, uzlaşmanın, karşılıklı konuların, müzakerelerin, pazarlıkların, daha çok böyle ilişkilere yönelik konuların daha da ağır basacağını gösteriyor. Yani bu bir şekilde hayatımızda özellikle iletişim kurarken karşılıklı konulara, değerlendirmelere, ortak konulara dikkat edeceğimizi, daha çok bu konulara odaklanacağımızı gösteriyor. 1 Eylül civarında Güneş ile Plüton'un biraz stresli bir açısı var ve dediğim gibi 2 Eylül'de de zaten Mars-Neptün karşıtlığı var. Dolayısıyla 1 Eylül biraz başkalarıyla bazen çatışmalı durumlar, kişilik sürtüşmeleri söz konusu olabilir. 2 Eylül'de de dediğim gibi Mars'la Neptün'ün karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Ben her zaman öğrencilerime bu açının, Mars'la Neptün açılarının dan en çok korktuğum açı olduğunu söylerim. Çünkü genelde bu iyi niyetle dahi olsa kimi zaman yanlışlara düşmeye, çok fazla etki altında kalmaya ve bir takım hileli durumlara da işaret edebilir. Dolayısıyla 2 Eylül civarında iş hayatında, mesleki konularda, organizasyon alanında, yani iş ortamındaki konularda biraz daha uyanık, biraz daha dikkatli olmak yararlı olacak. Nitekim 4 Eylül'de de Mars'la Satürn arasında bir stresli açı var. Yani oralar biraz enerjinin fazla stresli olduğu, biraz gerginleştiği bir dönem. 5 Eylül Merkür-Satürn üçgeni var. Bu biraz daha mantıklı düşünmek, düzene sokmak açısından, kafamızı düzene sokmak açısından yararlı olacaktır. Daha sistematik düşünmek, daha mantıklı düşünmek açısından iyi olacaktır. Fakat 6 Eylül civarında yine ilişkiler açısından biraz daha abartılı durumlar olabilir. Orada Venüs'te Jüpiter'in üçgeni var ama aynı zamanda Venüs'te Plüton karesi var. Biraz güç elde etmek adına aşkta, ilişkilerde, biraz beklentilerimizde fazla iddialı olabiliriz. Ya da belirli ilişkilerde biraz sanki başkalarını ikna etmek, manipüle etmek için sanki daha fazla çaba sarf ediyor gibi olabiliriz. Burada hani ilişkilerde bir dönüşüm söz konusu olabilir ya da sevdiğimiz konularda, değer verdiğimiz konularda arzularımızı daha fazla öne çıkartıyor da olabiliriz. Evet, böylece sizlere bu dönemde, yani 22 Ağustos günü gerçekleşecek olan Dolunay'ın getirdiği temalardan bahsettim. Şimdi de yükselen burçlarınıza göre özellikle bu 7 Eylül'e kadar gündeme gelen temalar neler, ana temalar neler, bunlara özellikle bakacağız. Tabii bunları özellikle ben tüm burç
ev sistemini kullanarak da anlattığımı söylemeliyim. Hani genel olarak bazen tüm burcu kullanmadığınız zaman şaşmalar oluyor, ya da daha doğrusu çünkü şimdi uzun uzun tabii tüm burcu anlatmayacağım ama normal akışı sırasıyla bakıldığında Placidus ya da başka ev sistemlerinde biliyorsunuz bazen bir evde birden fazla burç olabiliyor. Dolayısıyla kafa karışıklığı olabiliyor. Ben de diyorum ki burada olayları biraz daha hani pratik düşünmekte fayda var. Siz whole sign olarak bakarsanız bu konuyu daha temiz bir şekilde, daha net, daha akıcı bir şekilde esasında görebilirsiniz. Dolayısıyla whole sign olarak, tüm burç olarak bakmanız daha esasında sizin için hem daha akılcı olacaktır, daha pratik olacaktır, daha anlaşılır olacaktır. Şimdi bu dönemde Koç burcundan başlayacak olursak 22 Ağustos'taki Dolunay yükselen burcu Koç olanların 11. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu özellikle gelecekle ilgili bir takım beklentiler, bir takım planlar, ümitler doğrultusunda bir değerlendirme yapmak gereği, bir muhasebe yapmak gereğine işaret ediyor olabilir. Bu bir şeylerin tamamlandığını, gruplar içinde bir şeylerin, bir projelerin tamamlandığını gösteriyor olabilir. Bu arkadaşlıklar içinde bir takım muhasebelerin olduğunu gösteriyor olabilir. Dediğim gibi içinde bir sosyal konu, grupları ilgilendiren bir konu olabilir. Ve buralarda tabii bir takım şeyler sıkışmış da olabilir. Çünkü o 29 derecede olduğu için. Dolayısıyla bu dönemde biraz yükseleni Koç olanların gelecek beklentilerinde bazı krizler, bazı muhasebeler, değişiklikler var ve böyle bir dönemde inançlar konusunda, fikirler konusunda daha duyarlı olabilirler. Böyle bir dönemde içinde yabancıların olduğu konularda, içinde fikirlerin olduğu, belki akademik konular olabilir, bir şeyleri yayınlamakla ilgili, medya ile ilgili konular olabilir, yolculuklarla ilgili konular, yabancılarla ilgili konular olabilir. Hep buralarda bir hareketliliğin olduğunu, çok fazla fikir alışverişinin olduğunu, çok fazla belki yabancılarla diyaloğun olduğunu ya da eğitimle ilgili konularında olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle bu biraz böyle sosyal konuları öne çıkarıyor. Ama 23'ünden itibaren Başak Burcu, Güneş Başak Burcu'na ilerlediği için bu dönemde içinde yine çalışma hayatı, detaylar, organizasyon gerektiren konular, bir takım ödevler, bir takım uğraştırıcı nedenler, zaman alan işlerde çok hareketlilik getirmekte, çok uğraşı getirmekte, biraz stres getirmekte. Yani içinde düzen, sağlık, organizasyon konularına özel bir vurgu var. 30 Ağustos'tan sonra karşılıklı konular ve ilişkiler, bir takım diyaloglar, bir takım böyle müzakereler ya da anlaşmalar, anlaşma içeren konular ya da içinde evliliğin olduğu, görüşmelerin, anlaşmaların olduğu konular daha fazla öne çıkarken, burada yükseleni Koç olanların hani biraz daha böyle uzlaşı ve denge aramaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde bu konular daha da çok artacak. Yani Merkür ileride geri gideceği için daha da çok artacak. 2 Eylül'e de biraz, 2 Eylül çevresine de dikkat etmek lazım. Çünkü burada içinde sağlığın olduğu alanlarda belki bir organizasyonel bir konu olabilir. Bir detayları ilgilendiren bir konu olabilir. Belki bir hizmet söz konusu olabilir. Bir fedakarlık söz konusu olabilir. Burada biraz belki karışıklıklar yaşanabilir, içinde sağlığın olduğu, düzenin, hizmetin, çalışma hayatını ilgilendiren konularda etkilere çok açık olabilirler, aldanmaya açık olabilirler, biraz dikkatleri ve karar alma süreçleri de biraz karışabilir. Bunu özellikle söyleyelim. Yükselen boğalar açısından da bu dolunay özellikle onların mesleki konularında, işe ait konularda, sorumlulukların içine girdiği alanlarda, yani kendi ünvanlarını ve hedeflerini ilgilendiren konulara bir hassasiyet getiriyor. Biraz değişiklikler ve bir değerlendirme gereği getiriyor. Belki bu konuların içinde yabancıların da bir payı olabilir.
Burada bir takım sonuçlar elde ediliyor olabilir. O sonuçlara göre bir değerlendirme yapmak lazım. Bir muhasebe yapmak lazım. Yani bütün dikkatler esasında daha çok işle ilgili konulara, onları meslekleriyle ilgili meşgul eden konulara yönelmiş durumda. Belki üstleriyle ilgili konular dahi gündemlerinde olabilir ve bu dönemde bazı krizler, bazı endişeler, bir takım korku yaratan koşullar da var. Bu dönemde biraz sanki zaten bu geçtiğimiz 15 günde de vardı. Yükseleni boğa olanların bir takım stresler altında olduğunu, bazen de ortaklaşa konular, eşin para durumu, bir takım kriz çıkaran konulara da ekspoze olduklarını, biraz daha fazla bunlarla da alakalandıklarını görüyoruz. Biraz finansal konularda ve onları böyle biraz endişelendiren konularda daha sakin düşünmekte fayda var. Yine de bu dönemde yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında oldukça aktif bir dönem. Özellikle 23'den itibaren Güneş Başak Burcu'na geçince, hani yükseli boğa olanlar içinde yaratıcılığın olduğu, aşkın olduğu, çocukların olduğu, böyle sahneye çıkmak isteğinin öne geldiği konularda kendilerini daha dinamik, daha iddialı, daha biraz daha belki heyecanlı bir şekilde ortaya koyabilirler. 30 Ağustos'tan sonra ise çalışma ortamındaki ilişkilere yeniden bir odaklanma gereği doğabilir. Belki iş ortamında iletişim çok artabilir. İş ortamında görüşmeler, ziyaretler artabilir. Kafaca biraz daha sanki mesleki konulara, çalışma ve organizasyon konularına daha çok odaklanıyorlar. 2 Eylül civarında ise biraz harcama konularında ya da sevdikleri bir konuda yanlış kararlar verme durumu olabilir. Belki bazen fazla spekülatif bir davranış kalıbı ortaya çıkabilir. Biraz risk almak içeren bir konu varsa orada bir hata ya da yanlış değerlendirme olabilir mi? Acaba yükseleni boğa olanlar kendilerini gaza mı getiriyorlar? Biraz olaylara fazla belki abartılı mı bakıyorlar? Bunlara biraz dikkat etmekte fayda var. Yani 5-2 Eylül civarında para konuları, yatırım konuları, spekülatif konular, aşk ve böyle risk alınan konular, çocuklarla ilgili konular dahi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bazı hatalara meyyal olabilirler. Yükselen ikizlere bakalım şimdi de. İkizler açısından bu dolunayın özellikle eğitimle ilgili konularda, içinde uzakları ilgilendiren konularda, fikirlerin öne çıktığı konularda, akademik alanda, içinde yayıncılığın olduğu, medyanın olduğu konularda biraz daha sakınımlı, biraz daha dengeli, daha kontrollü olmakta bir fayda var. Buralarda bir muhasebe var, bir takım sonuçlar var. Dolayısıyla fikirleri abartma eğilimi de olabilir. Belirli bir görüş konusunda, belki içinde medyanın olduğu bir alanda olabilir bu. Esasında eğitsel açıdan çok hareketli, çok belki farklı düşüncelere de bir açılma getiriyor. Ama bu dönemde bir takım karşıtlıklar var ikizlerin, yükselen ikizlerin olduğu konularda. Hep biraz böyle bir takım düşmanlıklar, karşıtlıklar, belki eleştiriler, belki açık düşmanlıklar, rekabet içeren durumlar, bazen mahkemeli durumlar. Yani biraz sanki yükselen ikizler olanların bu dönemde gerek eşleriyle ilgili konularda, gerek evlilik hayatında, gerek karşılıklı durumlar içinde belirli konularda tek başına hareket edemedikleri için daha fazla belki tartışma da yaşayabilirler. Buna dikkat etmekleri gerekir. 23 Ağustos'tan sonra, ki bu dönemde zaten var ama biraz içinde yuvanın ve evin, ailenin olduğu konularda ayrıca bir yoğunlaşmanın olabileceğini görüyoruz. Yani burada yükselen ikizler olanları toprakla ilgili konular, aileyle ilgili konular, eve yönelten konular da artıyor. Biraz evde tartışma yaratan konulara
ya da içinde toprağın olduğu, gayrimenkullerin olduğu konulara bir bakmak lazım. Yani ya da evde çok bir meşguliyet var diyelim. Bunlar da artıyor. 30 Ağustos'tan sonraki dönemde ise yaratıcı oldukları bir konuda kendilerini daha böyle başarılı, daha rahat ve keyifli bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir konuya odaklanacaklar. Burada belki ileride bu konularda çok daha fazla şeyler değişecek ama yine de 30 Ağustos'tan sonra özellikle yükselen ikizler olanların düşünce alanında, eğitim alanında, bir takım sahne alanlarında, içinde biraz da böyle rekabetin olduğu konularda, zekayı içine alan konularda özellikle daha başarılı olma, kendilerini ifade etme, ödüllendirilme, daha iyi anlatma imkanları var. Çocuklarla ilgili konuların da hareketli olabileceğini söyleyebiliriz tabii. 2 Eylül'e ise biraz dikkat etmek lazım. 2 Eylül civarında biraz içinde iş hayatındaki koşullar ya da iş ev dengesi açısından bakıldığında biraz stresli olabilir ki bu dönemde yükselen ikizler olanların çoğu biraz iş hayatından uzaklaşmış gibi olabilirler ya da ev konuları ağır basıyor olabilir. Yani mesleki alanda ilerlemek için biraz beklemek gerekiyor olabilir. Burada biraz onları biraz fazla bağlayan koşullar var, kafa dağıtan koşullar var. Özellikle 2 Eylül civarında evde de kendilerini biraz fazla dağılmış, biraz kurban gibi de hissedebilirler. Yükselen şimdi yengeçlere bakalım. Yükselen yengeçler açısından bu dönemde biraz böyle hassasiyet içeren konular, biraz kritik konular, bir takım endişeler var. Bu dönemde belki kriz içeren bir konuyla karşılaşmak söz konusu olabilir. Korkutucu bir konuyla karşılaşmak söz konusu olabilir. Bu konu karşısında biraz daha soğukkanlı olmak gerekebilir. Ve burada aynı zamanda bir para konusu, miras konusu, ortaklık konular. Yani biraz böyle yükselen yengeçlerin bu dönemde elinde olmayan koşullar stres yaratıyor, korku yaratıyor, endişe yaratıyor. Biraz para konularına dikkat etmeleri, biraz ortaklık konulara, belki krediler, belki borçlar alacaklar. Buraların vurgulandığı anlaşılıyor ki aynı zamanda iş hayatında da onları hassas kılan konular olabilir. Sağlık konuları olabilir, düzen konuları olabilir. Çalışma hayatına ait konular olabilir. Sağlıkları ile ilgili konular. Yani biraz böyle daha stresli bir dönemde, biraz daha kırılgan bir dönemden geçiyor yükseleni yengeç olanlar. Dolayısıyla biraz daha sakin, biraz daha mantıklı, daha gerçekçi hareket ederek endişelerini bir ölçüde dengede tutarak hareket etmesi lazım. 23 Ağustos'tan sonra yine çok hareket var, iletişim var, zihinsel olarak onları meşgul eden konular var. Bu konular ziyaretler getirebilir, konuşmalar, görüşmeler getirebilir, kısa yolculuklar getirebilir. Bu dönemde zaten çok bu alanda bir malzeme var. Yani yükseleni yengeç olanlar açısından yazı, çizgi, kafaca etkin olmak gündemlerinde önemli olabilir. Kardeşleriyle ilgili konular, yakınlarıyla ilgili konular özellikle gündemlerinde daha fazla yer alıyor olabilir. 30 Ağustos'tan sonra eve, toprağa ait vurgular da artıyor. Bu evdeki hareketliliği arttırabilir, trafiği arttırabilir, meşguliyeti arttırabilir. Kendi özel hayatlarında kendi düşüncelerini biraz daha belki düşünme, kendilerine dönme, kendilerine odaklanma imkanı bulabilirler. Yani aile içinde evde de bir hareketlilik yine var. Özellikle 30 Ağustos'tan sonra eve yönelik işler ya da evdeki meşguliyetler açısından. 2 Eylül civarında da biraz kısa yolculuklara, uzun yolculuklara biraz dikkat etmek lazım. Orada bazen aksaklıklar yaşanabilir, dikkatsizlikler yaşanabilir, karışıklıklar yaşanabilir. Hem iletişim alanında, hem konuşmalar alanında, hem diyaloglar konusunda, hem yolculuklar kısa ya da uzun, belki biraz fikirler konusunda dahi biraz yanlışlara
gitme, yanlış değerlendirmeler yapma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yükselen aslanlar açısından bu dolunay özellikle evlilik hayatına, özellikle ilişkilerin öne çıktığı konularda ve karşılıklı konularda bir değerlendirme, bir hassasiyet ve özellikle karşısındaki kişilerle inançlar bazında, fikirler bazında uyum sağlıyorlar mı? Ya da bir takım belki düşünce düzeyinde tartışmalar mı içindeler? Buralara dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir dönemde bir evlilik konusunda ya da karşılıklı bir konuda bir, dediğim gibi, bir sonuç, bir muhasebe yapma gereği var. Bu ilişkileri odaklılığı da arttırıyor. Olumlu anlamda da arttırıyor esasında. Onu da söyleyelim. Yani dolayısıyla bu dönemde yükselen aslan olanlar açısından özellikle yaratıcı alanda içinde aşkın olduğu, mutluluğun olduğu, keyiflerin olduğu konulara da belirli bir vurgunun olduğunu görüyoruz. Belki bunlar çocuklarla ilgili konular da olabilir, eşe dayalı olan konular, çocuklarla ilgili konular, ortaklık konular, beraber yapılabilecek projeler, hep biraz böyle yaratıcı alanda yapabilecekleri şeyler var. Kendilerini sahneye koyabilecekleri imkanlar var. Ayrıca cepleri konusunda, para konusunda da çok aktivite var bu dönemde ki 23 Ağustos'tan sonra bu daha da bilinçli hale geliyor. Dolayısıyla bir para kazanma konusu, bir yetenekleri değerlendirme konusu üstüne gitmek lazım. Yükseleni aslan olanlar bu dönemde esasında yetenekler alanında, para konusunda çok adımlar atabilirler, çok çaba sarf edebilirler. Harcamalar da artabilir, biraz böyle ellerindeki imkanları ve maddi konuları daha odaklı bir şekilde, daha gerçekçi bir şekilde kullanmaya bakmalılar. 30 Ağustos'tan sonra da onların hayatında görüşmeler artıyor, ziyaretler artıyor, eğitsel konular artıyor, yolculuklar artıyor. Daha çok diyalog, daha çok biraz da müzakere içeren konular olabilir, denge gerektiren, içinde dengenin ve uyumun öne çıktığı, yakın çevrelerinde kardeşlerle ilgili konular hep böyle bir yenilenme, bir dengelenme konusu söz konusu. Ama 2 Eylül civarında ise bu para konularına, maddi konulara, harcamalarını ilgilendiren konulara ekstra dikkatli olmalılar. Orada bir para konusu kaybolabilir, bir karışıklık yaşanabilir, aldanma söz konusu olabilir, bir takım fedakarlıklar söz konusu olabilir. Biraz maddi açıdan daha uyanık olmaları gerekiyor yükseleni aslan olanların 2 Eylül civarında. Yükselen Başaklar. Yükselen Başaklar açısından bu dönemde biraz çok çalışma var. Yani hani Napolyon hep para 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 demiş ya, bu kez Napolyon yükselen Başaklara hep iş, iş, iş demiş gibi gözüküyor. Çok fazla düzen konusu, sağlık konusu, hizmet konusu, başkalarına belki odaklanacakları işler var, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar, bir takım muhasebeler içindeler, bir takım değerlendirmeler ve bir takım sonuçlar içindeler. Bu biraz onların çalışma ortamlarını ilgilendiren bir konuda özellikle öne çıkıyor olabilir. Beraber çalıştıkları insanlarla ilgili olabilir, başkalarına hizmet etmek, sağlık, düzen konularında olabilir. Genel olarak pratik hayatın içinde bir bu konulara, düzen, sağlık konularına dikkat etmeleri gerekiyor ki bu dönemde biraz da ayrıca ev, aile, yerleşim, biraz özel hayatlarını ilgilendiren konular, toprağa ilişkin konular da onları yine oldukça meşgul edebilir. Yani böyle bir dönemde ailevi bir konu yine uğraştırıcı olabilir ya da bir şekilde evde biraz tartışma çıkaran bir konu gibi de düşünülebilir. Tabii ki bu dönemde Merkür, Mars Başak'ta, 23 Ağustos'tan sonra Güneş de zaten Başak Burcu'nda. Dolayısıyla yükseleni Başak olanlar açısından bir hareketlenme, uyanış, tetikte olmaya devam ediyor. Yani oldukça hızlı ve kişisel konulara odaklı, dümende durmak için,
hareketli, yeni adımlar atmaya kararlı, zekalarını, yeteneklerini kullanmaya kararlı bir dönemden geçiyor yükseleni başaklar. Bu bakımdan hani dümeni daha iyi tutmaya başlayacaklar. Bir takım şahsi konular, sağlıklarıyla ilgili konular, bunlar da öyle çıkabilir. 30 Ağustos'tan sonra para konularında bir takım ortaklı işler belki ağırlık kazanabilir. Bir takım müzakereli konular gündeme gelebilir. Belki kafalarını, yeteneklerini iş ve para konularında daha iyi kullanabilirler. Dolayısıyla biraz para konularına da daha fazla odaklanacaklar. Zaten buralarda ileride bir takım değişikliklerin zaten gündeme geleceğini söyleyeceğiz. Yani Eylül'ün çünkü ikinci yarısında 27 Eylül'den sonra Merkür geri gitmeye başlayacak. Ama genel olarak bu dönemde hani iş ve para konuları üzerine daha fazla imkanlarını, yeteneklerini kullanabilirler. 2 Eylül civarında da evlilikte ve şahsi konularda, bir takım girişimlerde, karşılıklı konularda fazla etkiye açık olabilirler. Bir takım belki onları çok fazla etkileyen bir kişiyle karşılaşabilirler ya da kafaları biraz fazla dağılıyor da olabilir. Biraz etkiye açıklar, biraz yanlışa yönelme riski olabilir 2 Eylül civarında. Şimdi yükselen burcu terazi olanlara bir bakalım. Bu tabii yükselen teraziler açısından bu dönemde çocuklarla ilgili konular ya da bir değerlendirme, bir muhasebe söz konusu olabilir. Çocuk değilse bu aşk hayatını ilgilendiren bir konunun özellikle yaratıcı bir konunun onları belki kendilerini ifade etmekte önemsedikleri bir konunun öne çıktığını gösteriyor olabilir. Yani bu aşkla ilgili bir değerlendirme, yaratıcı alanda bir değerlendirme, risk aldıkları spekülatif konularda dahi bir muhasebe, bir değerlendirme içinde olabilirler. Böyle bir dönemde biraz riskli konulara, spekülatif konulara daha belki gerçekçi, biraz daha tutumlu bakmaları faydalı olacak. Abartılara gitmemek lazım. Yani biraz böyle duygusal alanda dahi biraz bir abartılı olma durumu olabilir. Ki böyle bir dönemde yakın çevrelerinde zaten çok hareket, çok fazla abartı da var. Çok belki düşünce açısından, görüşlerini ortaya koymak açısından çok renkli bir dönemdeler. Eğitsel konular, görüşmeler, ziyaretler, yabancılarla ilgili konular, bunlar dahi onların hayatında bir hızlı bir trafik, bir hareketlilik yaratıyor. Dolayısıyla biraz esasında çevresel etkilere çok açık durumdalar. Biraz burada daha mantıklı düşünmek faydalı olacak. Ve 23 Ağustos'tan sonra biraz yine burada bir süredir zaten onları psikolojik anlamda hassas kılan konulara bir ekleme var. Esasında bu dönemde genel olarak bazı şeyler bitiyor, tamamlanıyor olabilir. Bir takım işler belki yeniden gözden geçiriliyor olabilir. Bir bekleme dönemi var bu dönemde. Genelde bu dönemde bazen yükselen terazi açısından gizli düşmanlıklar, işle ilgili konular, onları böyle kafaca meşgul eden, sağlık açısından meşgul eden konular gündeme gelmiş olabilir. Buralar biraz hassasiyet içeriyor. Ama 30 Ağustos'tan sonra Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle beraber biraz daha özellikle kişisel girişimler alanında, bir takım görüşmeler alanında, bir takım adımlar atmak konusunda yeteneklerini daha iyi kullanabilecekleri bir süreç başlıyor. Tabii Merkür orada çok hareket, değişiklik getirecek. Belki kafacı çok meşguller, eğitsel açıdan meşguller, bir takım şeyleri çok revize edecekler daha ileriki zamanlarda. Ama bu dönemde bir başlangıç yapmak, düşüncelerini toparlamak imkanı olacak 30 Ağustos'tan sonraki dönemde. 2 Eylül civarında da başta da belirttiğim gibi biraz sağlık, gizli kalan konular, elde olmayan nedenler, böyle biraz onları daha kırılgan kılan koşullar var. Bu belki bir iş konusunda bir karışıklık olabilir, bir yanlışlık, bir etkiye açıklık, bir takım böyle karışıklık yaratan skandallı durumlar gibi biraz güvenilmesi zor koşullar söz konusu olabilir. 2 Eylül civarında biraz daha uyanık olmakta fayda var. Yükselen akrepler
Bu dönemde daha çok aileleriyle ilgili bir konuda, ev ve yerleşime ait bir konuda, içinde babanın olduğu, toprağın olduğu, ataların hatta geçmişin olduğu konularda, hatta ülkenin olduğu konularda bir muhasebe ve bir sonuç değerlendirme yapıyor olabilir. Bir çeşit şeyler olmuş olabilir. Onların üzerinden artık bir düşünme içinde olabilir. Bir şeyleri aydınlatıyor bu onların özel hayatında bu Dolunay. Eve ait bir konuyu dediğim gibi ailevi bir konuyu aydınlatıyor ama biraz da orada bir duygusal bir kopuşa da neden oluyor olabilir. Yani biraz hassasiyet de var. Biraz özel hayatlarında, duygusal hayatlarında, ev hayatlarında onları biraz daha meşgul eden konular var. Bu dönemde para konuları, yatırım konuları da öne çıkmış durumda. Belki buralarda biraz harcamalar, bir takım abartılı harcamalar öne gelebilir. Biraz dikkat etmek lazım. Ya da para ihtiyaçları konusunda daha çok şey yapma vurgusu olabilir. Biraz birikimlerini daha dikkatli kullanmak gereği olacak. Ve 23 Ağustos'tan sonra zaten burada özellikle daha fazla çalışma, daha etkin davranma, bir takım gruplar içinde olma, bir takım takım çalışmaları içine girme, iş hayatında etkinlik yapma konularında da artışlar devam ediyor. Zaten bir süredir var. Yani bir süredir yükselen akrep olanların gruplar içinde, takım çalışmaları içinde daha odaklı, daha etkin olduklarını, hatta grup çalışmaları içinde belki çatışmalara da açık olduklarını söyleyebiliriz. Burada belki bir grup içinde daha farkında, daha dikkatli, daha gerçekçi, daha belki bilinçli bir şekilde hareket etme koşulları artacak. Fakat 30 Ağustos'tan sonra iletişim alanında bir takım böyle gizli kapaklı durumlar, bazı kontrol edilmesi zor olan şeyler, ya da düşünce dünyalarında böyle havada kalan konular ağır basıyor. Bu onların fikirlerini anlatırken bir takım şeyleri çok temellendirmekte zorlandıklarını gösterebilir. Başkalarından etkilenerek özellikle ortaklık konular üzerinde, ilişkiler üzerinde bir takım durumlara, bir takım karmaşık durumlara girmelerine neden olabilir. Biraz uyanık olmalarında fayda var. Bir takım sıkıntılar olabilir düşünce dünyalarında. Belki bazen kardeşleri ilgilendiren bir konuda da olabilir bu. 2 Eylül civarında da biraz yine aşkta ve arkadaşlıklar içinde biraz daha tutarlı olmak lazım. Orada sanki bir karışıklık, bir bulanıklık olabilir. Yani özel hayatlarıyla mı daha çok ilgilenecekler yoksa içinde buldukları gruplar da onlardan bir takım şeyler istiyor. Sosyal alanda mı daha çok kendilerini ifade edecekler. Bu ikisi arasında biraz karışıklık var, bir çatışma var diyelim. Bu durum genel olarak para konularına, çocuklarla ilgili konulara, harcamalara ve onların gruplar içindeki yerlerine bir karışıklık, bir bulanıklık getiriyor diyelim. Biraz sanki dağıtıcı bir etki söz konusu orada. Yükselen yaylara bir bakalım. Şimdi yükselen yaylar bu dolunayda gerçekten fikir düzeyinde çok hareketliler. Zaten geçtiğimiz 15 gün öncesinde de böyle yükselen yaylara iyi bir puan vermiştik. Bu dönemde yine bir takım avantajlar var. Hareket ve iletişimin ağır bastığı konular, bir takım sonuçlar, değerlendirmeler var. Bunlar eğitsel konularda olabilir. Bir yazı yazmak, bir proje yazmak üstüne olabilir. Ziyaretler üzerine olabilir, kardeşler üzerine olabilir. Yani iletişim kurdukları her alanda bir takım sonuçlar var. Ama biraz fikir düzeyinde görüşlerini ortaya koyarken biraz belki fazla fanatik olmamak lazım. Fazla iddialı ve sınırsız olmamak lazım. Yani biraz tartışmalar da yaratabilen durumlarla da karşılaşabilir. Ama genel olarak çok çevresel değişiklik var. Bu kardeşlerle ilgili konular, ziyaretler, komşular, yazılar, çiziler,
yolculuklar, kısa yolculuklar, uzun yolculuklar bunlar çok dikkat çekiyor ve yükselen yay olanlar bu dönemde pek çok alanda esasında kendilerini öne çıkarma konusunda başarılı olacaklar. Ya da bir takım kendi kişisel gündemlerini ilerletme konusunda iddialı ve kararlı olabilirler. Mesleğe çok önemli bir vurgu var. Sorumluluklara çok önemli bir vurgu var. 23 Ağustos'tan sonra zaten bir süredir dikkat çekiyordu. Yani mesleki alanda bir odaklanma var, çaba var. Tartışmalar da var ama biraz sanki burada artık kişiliklerini biraz daha iyi koyabilirler. Yani bir tanınma, başarı, ilerleme, kariyer alanında, iş bulma alanında da olabilir bu vurgular. 30 Ağustos'tan sonra da grupların içinde hareketlilik, güçlü bir hareketlilik olabilir. Arkadaşlıkların içinde özellikle aktif bir dönem olabilir. Bir grup çalışması olabilir. Bu gelecekleri yönünde bir plan yaparken başkalarının fikirlerinden de daha çok yararlanabileceklerini gösteriyor. Yani sosyal alanda, entelektüel alanda hareketli bir dönem. 2 Eylül civarında ise biraz evde ve yuvada özellikle de iş hayatında dışsal etkiler ya da onların biraz kafalarını karıştıran etkileri çok açıklar. Burada biraz daha detaylara dikkat etmeleri yararlı olacak ya da onların biraz kafalarını çelen ne ise çalışma ortamında orada olaylara biraz daha yukarıdan bakmak, duygulara kapılmamak, biraz daha dikkatli davranmak yerinde olacak. Yükselen oğlaklar. Yükselen oğlaklar açısından bu dönemde daha çok iş, kazançlar, gelirler, maddi konular, teknik konular, mesleki konulara odaklı koşullar var. Buralarda iş ve para konularına bir değerlendirme yapmaları gerekebilir. Bir takım yabancıların içinde olduğu imkanlar da olabilir. Ama bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar da var aynı zamanda. Dolayısıyla daha çok konuları, maddi konular üzerinde, iş konuları, para konuları üzerinde bir muhasebe ve değerlendirme yapıyorlar. Ne kadar destek bulabilecekler, belki onları yakalamaya ya da bulmaya çalışıyor olabilirler. Biraz kendi yeteneklerini daha çok değerlendirme, maddi konulara odaklanma içindeler. Ama bu dönemde pişmemiş, olgunlaşmamış, geri planda kalan, onları bağlayan, onları hassas kılan koşullar var. Belki gizli bir takım vurgular var. Eğer bir takım fikirsel ayrılıklar varsa başkalarıyla, bu fikirsel ayrılıklar yüzünden sıkıntılar da yaşayabilirler. Bazen yabancıların içinde olduğu konular onları biraz bekletiyor olabilir. Yani bu dönemde biraz çevresel koşullar onları hapsediyor gibi. Çok orada çok da rahat değiller. 23 Ağustos'tan sonra yine de yaratıcılıklarını ifade etme alanında kendilerine güven bulma konusunda bir artış var. Özellikle bu dönemde zaten son zamanlarda gerek yabancılarla ilgili konularda, gerek akademik konularda, başkaları yeni insanları keşfetmek, yeni yerler bulmak konusunda dahi bir enerji ve hareketlilik içindeler. Yükselen oğlaklar yani fikir düzeyinde kendilerini yeni insanlarla temas etmek anlamında çok açıyorlar. Ve 30 Ağustos'tan sonra özellikle iş hayatında, özellikle hedefler alanında bu görüşmeler, ziyaretler daha da artabilir. Belki ileride bu alanlarda bir takım işler yine olacak ama Eylül'ün sonundan itibaren bu dönemde 30 Ağustos'tan itibaren hani iş hayatındaki bir takım sorumluluklar, görüşmeler, diyaloglar, müzakereler artıyor ve mesleki konularda olsun, iş hayatının içinde, üstlerle ilişkilerde olsun daha çok denge ve diplomasi yönünde ilerleyecekler. 2 Eylül civarında da yine biraz fikirler konusunda uyanık davranmakta fayda var. Belki bu çok fazla düşünmeden ani bir şekilde hareket ettikleri, düşündükleri, inanç gösterdikleri bir konuda biraz fazla dikkatsiz davrandıklarını da gösteriyor olabilir. Yani içinde yabancıların olduğu, akademik konuların olduğu, genel olarak iletişimin olduğu konularda biraz ön yargıda olmamak ve bir takım fikirlerde daha esnek bir bakış açısı içinde olmakta fayda olacak 2 Eylül civarında. Yükselen
Sakalara gelelim. Şimdi bu tabii Dolunay zaten Saka burcunda olduğu için sakalar açısından ekstra bir önem taşıyor. Bu onların şahsi konuları, sağlık konuları, beden konuları, ön planda tuttukları neler varsa kişisel anlamda onları konusu bu konularda bir değerlendirme, bir muhasebe yapma gereği getiriyor. Yani özellikle şahsi konularda kritik değerlendirmeler olabilir. Bu değerlendirmeler onları biraz böyle tedirgin de hassas da kılıyor olabilir. Düzen konusunda, kişisel girişimler yapmak konusunda, aileyle ilgili konularda ya da duygusal anlamda zaten belki bir önem verdikleri kişi olabilir, anne olabilir, aile olabilir, eve yönelik bir konu olabilir. Hep buralarda bir muhasebe içindeler. Buralarda belki içinde yabancıların olduğu bir konu dahi ya da eğitimin olduğu bir konu üzerinde dahi düşünüyor olabilirler. Bir muhasebe yapmak, bir denge bulmak durumundalar. Zaten bu dönemde ilişkiler de önemli ve bu dengeyi mantıklı kurmak zorundalar. Fakat fazla biraz böyle hassasiyet var. Yine de bu dönemde gruplar üzerinden, arkadaşlıklar üzerinden, sosyal konular üzerinden yapabilecekleri çok şey var çevresel açıdan. Çevrede çok hareket var, çok ziyaret, konuşma, görüşme ağır basıyor. Dolayısıyla bir takım imkanlar, gruplar içinden çıkan koşullar ve onları motive eden imkanlar sosyal konularda var. Fakat yine de bu dönemde o Başak Burcu'ndaki gezegenler yükseleni Saka olanlar açısından hani biraz böyle korkulu, endişeli, stresli pek çok konuda getiriyor zihinsel anlamda. Bu biraz gerek kafalarında gerek finansal konularında çatışmalara da neden oluyor ki 23 Ağustos'tan sonra bu konu üzerine biraz daha fazla durmak gereği var. Yani 23 Ağustos'tan sonra özellikle onların kafalarını kemiren şey nedir? Onları endişelendiren şeyler neler, korkular neler? Buralara biraz daha bilinçli gitme, bunları değiştirme, belki yönetme imkanı artacak esasında. Hatta 30 Ağustos'tan sonra mesleki alanda olsun, yabancılarla ilgili konularda olsun, daha iyi bir iletişim kurma, bir takım uzaklar, yabancılarla ilgili, yayıncılarla ilgili, sosyal medya ile ilgili konularda artan hareketlilik ve odaklanma çok orada belki fikirler alanında çok değişiklikler de olacak ama ki Eylül ayında da devam edecek. Bu onların gerek eğitim konularında gerek medya konularında fikirlerini anlatma konularında daha fazla bilinçli bir çaba ve hareketlilik içinde olacaklarını da gösteriyor. 2 Eylül civarında da ortaklı para konularına biraz dikkat etmek lazım. Yatırımlar alanında alacak verecek konular, borçlar, finansal konular, bankalarla ilgili konular biraz iş hayatında ve maddi konularda eldeki kaynakları daha gerçekçi, daha dikkatli ve biraz da etki altında kalmadan yönetmek gerekiyor. Ve gelelim balıklara. Şimdi balıklar açısından bu dolunayın biraz kafa karıştırıcı bir etkisi olabilir. Onların bilinç altında etkileyen bir konu açığa çıkıyor olabilir. Yani onların çok da farkında olmadıkları gizli kalan bir konu açığa çıkıyor olabilir. Bu onlara kendileriyle ilgili bir şey öğrenme fırsatı verebilir esasında. Yani kendilerinin bile farkında olmadığı ve duygusal anlamda onları bağlayan bir konuyu açığa çıkarabilir. Böyle bir dönemde biraz fedakarlıklar öne çıkmış olabilir. Bir takım gruplar yüzünden, bir takım sosyal nedenler, bir takım inançlar yüzünden yükselen balıkların kafaları karışabilir. Biraz zarara uğrayabilirler. Biraz onları böyle hapseden, onları bağlayan koşullar var bu dönemde. Yani özellikle de inançlar, yabancılarla ilgili konular, sosyal konular, gruplar buralarda çok malzeme var ama bunları yönetmek de pek kolay değil. Fakat iş ve özellikle ünvanlarıyla ilgili konular da onları bayağı bir meşgul ediyor. Yani mesleki alanda sorumluluklar alanında da belirli dikkatleri çekiyorlar yine. Yani tamamen
dağınık değiller yine de. Belirli konularda, hedefler söz konusu olduğunda, çevresel açıdan bakıldığında mesleki konuların çok dikkat çekici olduğu zaten anlaşılıyor. Ve son zamanlarda bu Başak'ta ilerleyen gezegenler, yükselen balıkların çok vites değiştirmelerine neden oldu. Yeni ilişkiler, görüşmeler, işle ilgili olabilir, genel olarak aşkla da ilgili olabilir ama daha çok mesleki alanda bir karşılıklı konular arttı, görüşmeler arttı. Bunlar 23 Ağustos'tan sonra belki bilinçli olarak daha da iyi yönetilebilir ya da daha farklı noktalara getirilebilir. Dolayısıyla biraz deplasmanda onları bırakan koşullar var. Bunlara da daha fazla belki dikkat etmeliler. İlerlemek gerekiyorsa başkalarını da hesaba katarak ilerlemek söz konusu. 30 Ağustos'tan sonra biraz finansal alanda, yatırım alanında, para konularında kafalarına çok takılan koşullar olabilir. Bu bir ortaklı bir konu olabilir fakat onları biraz fazla kafaca bağlayıcı da olabilir. Bazen anlaşmaların içinde korku yaratan ya da endişe yaratan konular gündemlerine gelebilir. Biraz bu konularla çok meşgul olacaklar önümüzdeki aylarda, özellikle Eylül'ün sonunda. Yatırımlar, ortaklı para konuları, bir takım borç alacak konuları, orada bir takım revizyonlar, değişiklikler gündeme gelecek. Şimdiden onların konuları giriyor 30 Ağustos'tan sonra. 2 Eylül civarında da yine evlilikte ve yakın arkadaşlıklarda, hatta iş hayatında, genel olarak ilişkilerin olduğu alanlarda, anlaşmaların olduğu konularda biraz daha mantıklı, biraz daha gerçekçi olmalarında fayda var. Burada biraz eleştiriye açık olmalılar. Bazen eşten gelen ya da yakınlardan gelen, dışarıdan gelen bir takım eleştiriler, bir takım muhalefetler olabilir. Bazen düşmanlıklar da olabilir tabii. Biraz ilişkiler düzeyinde uyanık davranmak, sınırlara dikkat etmek, kurallara dikkat etmekte fayda var. Ve böylece size bu dönemde 7 Eylül'e kadar gündeme gelecek olan konulardan ve bir takım ana temalardan bahsettim. Çok teşekkürler. İyi günler.